Köyde tabii bağdan üzümler, pekmezler, kavun, karpuzlar bir şeyler ekip köylerden öküzlerle, atlarla İstanbul'a gidiyorlardı. Ve benim babamlar da böyle bir konvoy hazırlamışlar, 2-3 araba. Bunlar arabalarla salınmışlar İstanbul'a, hale kavun, karpuz, üzüm getiriyorlar. Tabii bu deve bağırtıranı çıktıklarında babam da diyor ki Rumca, hey tirati tirati, piyoz yeriti. Yani babam diyormuş ki, bakın bakın kim geliyor atlı? Atatürk geliyor. Mustafa Kemal Paşa geliyor. Tabii babamları durdurtmuş. Siz demiş, nereden geliyorsunuz Atatürk, nereden nereye gidiyorsunuz? İşte mahsulümüz var komutanım, satmaya gidiyoruz. Askerine kağıdı yazıp verir askere. Kardeşlerimin karnını doyuracaksınız, mahsulü alacaksınız, parasını ödeyeceksiniz. Benim misafirim olacaklar. Haydi trava pırpata demiş. Yani haydi trava, haydi yürü doğru Dolmabahçe Sarayı'na. Babamları orada bir iki gün misafir edip mahsulleri alıp babamları tekrar köyüne gönderiyorlar. Eşimi 1977 senesinde tanıdım. Nişan olduk. 2 yıl nişanlı kaldık. Evlendik, düğünümüz oldu. Burayı mübadil bir aileye geldim. Kalabalık bir aileye geldim. Kamil Oba'yı çok sevdim. Kamil Oba biricik bir köy. Minicik ama biricik şimdi oldu kocaman bir köy. Önceden Harman Zamanları Patrona diye bir türkümüz vardı. Harman zamanı bereket bol olsun diye oynuyordu bizim büyüklerimiz bunları. Batoz dövüyordu o zamanlar. Harmanlarda çok güzel böyle kayışlı batozumuz vardı. Traktörle dönerdi davulda çaldığı zaman. O pitalar gelirdi, o yemekler gelirdi. Neler olmazdı ki eski günler. Biz komşu çocuğu dediğin zaman kardeştik. Benim ekmeğim yok, senden ekmek alabilirdik, yiyebilirdik. O somun ekmeklerimiz, o pekmezlerimiz, o bağdaki üzümlerimiz. Kamil Oba'da toplanıyoruz, pita günleri yapıyoruz. Biz ailecek pitayı seven aileyiz. Bütün torunlarım seviyor. Eşim de seviyor aslında ama bana da sen çok yiyorsun diyor, kilo alıyorsun diyor, hasta oluyorsun diyor. İşte sana bir şey olursa ben ne yaparım diyor. Ama aslında benden daha çok yiyor. Ama bana yeme diyor. Biz bu pitayı her zaman yapıyoruz. Bizim patriotların düğünleri çok güzel oluyor. Eskilerden bizim patriotlar bir hafta düğün yapıyorlardı. Kalabalık aileler toplanıp bir hafta düğünlerini yapıyorlardı. Çok düğünlere yemek yapmışımdır. Sünnet düğünlerini, pilavlarımı yapıyorum. Bu muhtarlığa adaylığım da bundan geldi bana. Yani çok istedim ama olmadı. Yine de ben bayanlarla hiçbir irtibatımı kesmiyorum. Özellikle gençlerle. Allah razı olsun, Hasan Akgün başkanımızın sayesinde kurslar açıldı. Ve böyle severek gidiyoruz. Yani evimizdeki işimizi de torun torba da olsa yani bu işlere gideriz. Seve seve de bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Ben yaşlı olarak hobim benim. Yani dikiş, örgü, bir şeyler yapmak ama çok gençlerimiz var mesela. Meslek edinip bir şeyler yapıp da satmaya çalışan gençlerimiz var. Ve gençler diyor ki bir mesleğimiz olsun istiyoruz ve başkanımıza da teşekkür edenler çok var yani. Bahçeye gideriz, bir şeyler yaparız. Alırız biraz çapa, ağaçların köklerine çapa yaparız. Oraya eşim ceviz ağacı yetiştirdi. 2-3 tane zeytin ağacı yetiştirdi. Yani 2 yıldır zeytinimizi oradan yiyoruz. Cevizimizi de topluyoruz. Yani orada domates ekiyoruz, biber ekiyoruz, bamya ekiyoruz kendimize göre, yani kendi aileme göre. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eski bağlarımız kalmadı. Arazilerimiz artık. Başkanımız her zaman söyler. Söyledi de, toplantılarına da katılmıştım. Malımıza sahip çıkalım, yerlerimize, tarlalarımıza, arazimize sahip çıkalım. Maalesef ki maalesef şu anda onların hiçbiri yok.